hep beni bir obje olarak kullandılar. Saman koydular, leğen koydular, arkamda kızlar, vur patlasın, çal oynasın. Ama bugün bütün gerçek hayatımı sana dökeceğim kral. Herkese maydanoz, rangdang, rangdang, ayılana bir gazoz, rangdang, rangdang, rangdang. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta bütün rengarenkliğiyle Kobra Murat oturuyor. O yüzden de yoksullukla geçirdim dediğim çocukluğunu da. Hep de saçım 3 numaraydı. Saçı geç çıksın da berbere para vermeyesinler diye. 13 yaşıma kadar ölü ayakkabılarını giydim. Sıfırdan bir hayat. Annesini kaybettiğinde ölmeyi düşünen o genci de. Allah bana Nisan 1 şakası yaptı. Annem Nisan 1 günü öldü. Biz 3 kardeş ortada kaldık. Markete giderdik. Kardeşim kucağımda, öteki kardeşim de kolumda. Bizi karı koca, onu da çocuğumuz zannederlerdi. Abim annemi aldı ama benim şimdi binlerce annem var. Hayaller kuran o çocuğuydu. Biraz benim babam gattardı. Kıskanırdı annemin bana o kadar ilgisini. Hep ezdi beni. Bir kere bile bisiklete binmedim Gökhan. Allah'ım dedim, bana öyle bir kudret ver ki bu insanlar bize muhtaç olsun inşallah Rabbim. Hep çalıştım. Herkes karısınınla dondurma yerken ben Allah'ın sıcağında kestim, diktim, biçtim. Hayatımı yaşamadım. Ayağımı taş yedi. Bu saçımı da güneş yedi arkadaşlar. Beni başka dünyalara götürdün. Sen benim hayalimdin. Mehmet, röportajımızı bölüyorsun Mehmet. Sen topattın. 30 seneden beri şeker kızın kocasıyım. Emine program bitsin geleceğim Emine yavrum. Katerse hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta bütün rengarenkliğiyle Kobra Murat oturuyor. Murat Divan Diler, biz aslında onun renklerini karşımıza çıktığı her anda olduğu gibi, kendisi gibi görmeye, yaşamaya devam ediyoruz. Ve aslında bu rengarenk hayat, biz romanlar da böyle rengarenk yaşarız dediği hayatta 50 yıla ulaşmak üzere olan hayat hikayesini konuşacağız bugün birlikte. Diğer taraftan tabii hayatın renklerinin içinde her renk var. O yüzden de yoklukla, yoksullukla geçirdim dediğim çocukluğunu da, bir yandan fırsat bulamasa da 6 yaşından itibaren resim için, müzik için, sanat için hayaller kuran o çocuğu da, annesini kaybettiğinde ölmeyi düşünen o genci de ve sonra yeniden maddi, manevi varlığa tırnaklarımla ulaştım dediği yetişkinliği de, onun hayat hikayesinin her basamağıyla konuşalım istiyoruz. Bize de renk geldi Murat, hoş geldin. Nasıl bir insansın sen? Allah'ın nurusun sen. Bütün azalarımı kaldırdın şu an. Ermişlerin yatırı var, kasapların satırı var. Ben buraya deli gibi geldim. Senin benim gönlümde hatırın var. Bayılıyorum ben sana. Ayağına taş değmesin. Hep iyi günler gör. Şansın, kısmetin, talihin, kasan masan açık olsun. Amin. Hep böyle ekranlarda ol. Hep seni izleyelim. Ses tonuna, gözünün bebeğine bile kurban olayım seni. O kadar seviyorum seni. Hoş bulduk hocam. Daha konuşurken bütün anıları böyle gözümden geçirttim. Yani bu program çok fena olacak, çok değişik olacak. Bütün televizyonlarda hiçbir zaman anlatamadığım şeyleri anlatacağıma eminim. Hep beni bir obje olarak kullandılar. Yani ben hep televizyonlara çıktığım zaman saman koydular, leğen koydular. Arkamda kızlar, vur patlasın, çal oynasın. Bizi hep böyle eğlendiren, reyting getiren bir program yapsınlar diye kullandılar. Ama bugün bütün gerçek hayatımı sana dökeceğim kral. İçinden geldiği gibi olsun. Canım benim. Çünkü öyle ifade etmeye belli ki ihtiyacım var. Çok. Ama sözlerden önce yani şu an gözler bir şey diyor. Çok, aynen. Niye doldu o gözler? Buraya katılan konuklar böyle komple içini dökebiliyordu ya. Ben de onu yapacağımı hissettiğim için hayatımı tamamen insanların anlayabileceği şekilde anlatabileceğimi hissettiğim için öyle oldum. Hep hayalim buydu. Katıldığımız programlarda bir konuya değinmeye çalışırdım hemen. Hadi ranga gelsin falan filan. Hep öyle şeylerimiz geçti. Ama bugün gerçek böyle belgesel gibi hayatımı anlatacağım sana. Gerçek hayat bütün bu illüzyonlardan başka. Gerçek hayatta bugün böyle kahkahalı, neşeli görünen insanların o hale gelene kadar geçtikleri bir sürü basamak var. Sen ne diyorsun? Elbette. O belki de bizim kalkanımız yani hayata karşı böyle. Ben Türk filmi gibi hayat yaşadım. Anlatayım mı sana? Hadi biraz anlatarak başla. Annem 15 yaşında
Babam da 20 yaşında. Annemi berber olarak başkasına veriyorlar o zamanlar. Babam trikotaj atölyesinde çalışıyor. Annemin gecekondusunun tam yanında. Arada bir duvar var. Trikotaj yapıyorlar. Babam şarkıyı söylüyor. Bana serseri diyorlar. Her şey aktan bilmiyorlar. Yaşantıma giriyorlar. Kaderi ben mi yarattım? Bu canı ben mi yarattım? Annem de taşlıkları ki 15 yaşında. Annem de uzaktan babama aşıkmış. Babam çok yakışıklı. Annem de başkasının nişanlı o zaman. Annem de böyle yapıyor. Bana serseri diyorlar. Çok tatlıydı annemiz. Her şey aktan bilmiyorlar. Türk filmi. Babam da bu ses nereden geliyor diye duvarı tırmanıyor. Annem hem yerleri yıkıyor taşlı. Babam bir görüyor annemi. Annem aa diyor, kaçıyor, babam orada düşüyor. Sonra halam onların arasını yapıyor. Halam da annemin arkadaşı o zamanlar. Arasını yapıyor, buluşuyor bunlar. Sabunhane, sabun yapılan yer varmış. Sabunhanede buluşuyorlar. Annem konuşurken babamla heyecandan terliği ayağından kopuyor, fakirlik. Kaçıyor gidiyor oradan. Babam da eve gidiyor, camları kırıyor. O kızı bana alacaksınız diye. Babamın tarafı da o zamanlar dedem müteahhit. Babaannem yaz günü bile kürk giyiyor. Kızamık geçirecek. Boynunda altınlar, sırtında kürkü, havalı. Anne tarafında biraz daha fakir. Hayır diyor, nişanlı o diyor, ben onu almam falan filan. Babam aynaları kırıyor. Bunlar evleniyorlar. Ondan sonra bunlar gecekonduda oturuyorlar. Yerde muşamba yok. Halı yok. Masa yok. Elektrik yok. Su yok. Gaz lambasıyla. Bir hafta muşamba alıyorlar. Haftaya halı alıyorlar. Haftaya bir divan koyuyorlar. Haftaya bir tane pilli radyo alıyorlar. Sonra elektriği kaçak çekiyorlar şeyden, sokaktan. Suyu da çeşmeden taşıyoruz mahallede. Ben doğuyorum. Babam askerde. O zamanlar babaannem annemi üç katlı o zengin evine alıyor. Kendi evine. Ben doğuyorum 5 kilo. Sumo güreşçisi gibi. Yanağım diz kapağımda. Böyle bir şirinlik tatlılık yok. Amcam da şeyde çalışıyormuş, Amerikan mama fabrikasında. Koli koli mamaları alırmış. Fakirlik de var ya, annem fakir. Annem bu kadar tencereyle bana mama yapıyor bebeğe. Ben çıkarıyorum, o sokuyormuş. Ben iyice topaç olmuşum. Mahallede böyle yani, beni gören mıncık mınca. Annem de benden işte 16 yaş büyük. Divanda yatıyormuşuz bir gün, sabah bir kalkmış annem. Aman evladımın. Huriler aldı, melekler aldı. Aslında ben topaç gibiymişim, divanın altına yuvarlanmışım. Babama askere resim gönderecekler. Bana hiçbir kostüm olmuyor, şişmanım. Yandaki 3 yaşındaki bebeğin kostümünü almışlar. 6 aylıkım, ona bile beni boğmak boğmak sokmuşlar. Amcam varmış o zaman. Amcama baba dermişim ben. Babam askerden gelene kadar. Şeyde çalışıyormuş, buzhanede, hayvan kesilen mezbahada. Bir tane Laz kızına aşık olmuş. Demiş ki biz çingenelere kızı vermeyiz. Amcam kara sevdadan 24 yaşında ölmüş. O kürküyle, altınlarıyla gezen kadın 24 yaşında o evladını kara toprağa koyunca kürklü Fikriye'yken deli Fikriye olmuş. Neyse sonra ben işte azıcık palazlanmışım. Hem anne tarafının hem baba tarafının tek erkek çocuğuyum. Fakirlik var ama benim dokunulmazlığım var. Zenginlerin hiçbirisinin yaşayamadığı hayatı ben o Balat'ta, o gecekonduda, yandaki komşuyla aramızda sadece kontrplak vardı. Düdüğüm vardı benim, öttürürdüm. Yanında da Hatçenine vardı. Öttürme koca kafalı diye bana bağırırdı. İnadına öttürürdüm ben. Ama ne mutluluk. Dedem
Eminönü'nde saat satardı, parfüm satardı, cüzdan satardı. Eli kolu böyle dolu gelirdi. Murat diye bana bir bağırırdı. Ben koşardım dedemin elinden o karpuzlar. Sanki hazine çıkmış bize. Sanki piyangodan para çıkmış bize. O gece konduda yaşıyorum ama mahallenin şeyiyim ben, maskotu. Memeleri diz kapağına düşmüş, şişman kız mı erkek mi belli değil. Türkan Şoray gibi gözlü, bembeyaz pamuk gibi, panda gibi herkes gel buraya biraz seni elleyelim. Ben onları vururum, bağırırım, böyle kapıları çalarım, kaçarım. Mesela birisi böyle, git artık buradan kafamı artın. Ben de deli sabı ya, deli sabı ya, sallardım kaçarım. Çok mutluluk, çok güzel bir çocukluk yaşadım. O sıralar işte ben 6 yaşında ilkokula başladım. Bir de fakir okulu, Balatdoğlu Batlı Hasan'da okudum ben. Herkes fakir, gecekondu, roman mahallesi. Kağıt kalem aldım elime. Neyi çiziyorum bir bakayım. Türkan Şoray'ı. Öğretmen dedi ki, kim dedi sizin sülalede ressam dedi. Bu çizimleri kim yapıyor dedi. Hocam dedim ben yapıyorum. Hemen beni teneffüs arasında eve götürdü. Sabahçıydım ben. Kapıda tahta kapıyı bir vursam zaten kılıyor. Öğretmen kapıyı çalıyor. Halbuki camdalar onlar yani böyle okuyorlar. Annem bir çıktı. Ne oldu dedi, yine kimi dövdü dedi. Kimseyi dövmedi dedi. Bak dedi, bu çocuk bunu yaptı dedi. Bu çocuk dedi şiir yazıyor. İstiklal Marşı'nı ben okuyorum. O zamandan mikrofonu seviyorum. Sınıf başkanıyım. Ayakkabım bile patlak. 13 yaşıma kadar hep Balat'taki Sobacılar Sokağı'ndaki ölü ayakkabılarını giydim. Hep de saçım 3 numaraydı. Saçı geç çıksın da berbere para vermeysinler diye. Berber de kim? Süleyman. Berberin makası bile yok. Sadece el şeyi var böyle. Kır 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 kır. Hani koyunları şey yapıyorlar ya. Kırkıyor seni çıkıyorsun. Kırkıyor seni çıkıyorsun. Çünkü en ucuz berber o. Adamla dalga geçiyordular. Selah veriyordular camide. Evet berber Süleyman ölmüştür diye. Mahallede makara yapıyorlar. Bir şey soracağım, özür dilerim. Ben hayatımda kendi çocukluğunu kahkahasıyla da, gözyaşıyla da bu kadar yaşatarak anlatan birini görmedim. Yaşıyorsun ve yaşatıyorsun şu evet. anda. Nasıl bir çocukluksa bıraktığı izlerin tamamıyla. İstiyorum ki anlat, dolu dolu anlat. Ölüm ama şeyi merak ettiğim yer var. Mesela anne, o dünyanın içerisinde yokluk var. Diğer taraftan gerçekten çocuğunu da güzel seven. Bu çok arada. Analık. Ekmeğine senayağı sürerdi. Üstüne tuz atardı, pul biber atardı. Bana bu kadar 8 tane pirzola. Zaten şiş koyun ben. Anne sen de yesene. Ben yedim, sen yiyeceksin. Sen büyük adam olacaksın. Ben yaşadım, sen yaşayacaksın. Benim ömrüm senin olsun. Benim sağlığım senin olsun. Deme bana öyle kızım derdim. Aşıktım ona. Aşıktım ona. Çöp atmaya gider tenekeyle. Teneke ayağının burasını alır. Doktora gitmez, tütün basar orasına. Kendi canına gattar. Ama bizim bir şeyimiz olsun, deli divane olur. Ben de onun o böyle insanlığını, bana verdiği değeri bildiğim için ben de anneme halıları bile yıkardım. Suyu hep ben taşırdım. Annem korkmasın fare çıkar diye divanın altına ben girerdim, silerdim anneme. Salı günleri, salı pazarına giderdim, kafama kapşon takardım. Kapşonlu montum vardı. Yerden çürük elmaları, portakalları, pazardan sonra atılanları çuval çuval taşırdım arka sokaktan eve getirirdim. Annem de hiç beni gocundurmazdı. O portakalın çürük tarafını böyle keserdi. Temiz tarafından da bize meyve suyu sıkardı. Yerdik. Sıfırdan bir hayat. Hayatın öfkesini çocuklarından çıkarmayan anneler. Yokluğun acısını çocuklarına acı çektirerek çıkarmayan anneler. Hiçbir şekilde. Öyle anlatıyorsun. Baba nasıl bir baba sen çocukken? Babam çok iyiydi o zamanlar. Aha. Anneme çok aşıktı babam. Babam da kokoreçi çıkardı. Kokoreç satardı ama buzdolabı yok evde. O gün kokoreçi alırdı. Kokoreç arabası da yok. Sepet vardı böyle. Büyük bir sepet. Sepetin kenarında mangal, ufak mangal. Mangalın üzerinde kokoreç pişiyor. Yanında ekmek, yanında domates bilmem ne. Kolunda ama o. Hani mangalı taşıyor. Bir yere giderdik. Orada kahve önünde kokoreç satardı onları. Kalan kokoreçleri de evde buzdolabı yok diye biz akşam eve gelirdik ya o roman mahallesine.
Ekmeğini alan gelsin, ekmeğini alan gelsin. Bütün mahalleye kokoreçleri dağıttırdık. Ziyafet olurdu bizim kapıda. Belediye ekmek dağıtıyormuş gibi, böyle bir şey dağıtıyormuş gibi. Beraber yerdik, içerdik. Alırdık elimize dabrıkayı, çalardık, gırgırıya gibi oynardık. Ben o zamanlarda işte kızları alırdım, evde tüllere sarardım. Çocuklara resmen parayla masal anlatırdım. Cem vardı bir tane, onların akrabaları Almanyalıydı. Ben çeşmeden su doldururdum, onların buzdolabına koyardım. Salı günleri pazarda 32 dişini uzatıyor abi. Buz gibi su abi. Buz şişmanım ya, bir de tatlıyım. Çok da para toplardım. Adamlara derdim, o elmalar kaldı mı ver onları eve götüreyim. Hepsini yer. Eve götürürdüm onları. Ondan sonra hocama derdim ki, bak sana da masal anlatacağım ama jelibon getir bana. Çünkü o zaman jelibon yok. Almanya'dan onlara jelibon gelirdi. O jelibonu böyle tek tek kardeşlerimle beraber böyle yerdik yani. Ama her şey çok tatlıydı. Murat, merak ettim. Şimdi sen ailede hem ailenin maskotusun, evet, hem bir taraftan gerçekten yokluk içinde manevi varlık anlatıyorsun. Evet. Bu aile mutlu olmayı, huzurlu olmayı becerebiliyor bu koşulların içerisinde. Diğer taraftan da işte ailesine geçim için en küçük yaştan itibaren katkı, tabii, sağlayan bir çocuk, tabii, anlatıyorsun. Öbür tarafta resim yapan bir çocuk var. Tabii. Müzik seven bir çocuk var, sanat seven bir çocuk var. Patlıyor içim. Fışkıracak içim ama imkanlar yok. Ben babamın kokoreç arabasını kumburgazda milletin yazdığında, yazlıkta sefa yaparken millet, ben o kumların altında o kocaman memeleriyle şişko şişko kumda böyle arabayı itmeye çalışan. Millet, Ali gel kremini süreyim, ay güneş geçecek kafana, gel gel uzan buraya, en güzel pastırmayı koyuyor önüne. Ben milletten kalan şeyi böyle kokoreçin yağsına banıyor. Kazanıyoruz 3-5 bir şey. Fıtası vardı babamın. Götürürdü o fıtayı. Dökerdi eve. Annem babamın kafasını yıkar, ayaklarını yıkar, beni yıkar. Çizgili pijamalarım vardı gafur gibi. Yıkar beni lahin içinde. Şiş koymuyor bir de. Kek yapardı çok güzel. Kekler, kurabiyeler, meyveler koyar önüme. Paşalar gibi oturtur beni kapı. Ya babam, ya çok yoruldu erken. Gel ayağını dur. Yok ben iyiyim anne. Bak bu da bahşiş. Anne al. Alayım sana bir şey. Yok yoğurtla ekmek alırsın sonra bana. Sünnet oldum. Çok para takıldı. Ne istiyorsun alayım sana dedi. Yoğurt ekmek dedim. Çok anı var. Çok mutluluk var, çok acı var. Her şey. Kolay büyümemişsin. Evet. Hani orası belli. Murat, çok okumak istemişsin. Çok. Babama yalvardım. Babama hep diyorsun. Derdim ki James, evet, Bond çantam olsun. O zamanlar herkes çocuğunu okuturdu. Biraz benim babam gaddardı bana karşı. Annemin sevgisini çok seviyor diye benim annem beni. Biraz babam kıskanırdı annemin bana o kadar ilgisini. Hep ezdi beni. Hep çalıştırdı beni. Okul bitti işte, 5 bitti. Herkes şeye, ortaokula gidiyor. Müzisyen camiasında oturuyoruz. Konservatuara gönderiyor millet çocuklarını. Ben babam da atçıya mahim. O stresi atamadım. Bu okuma duygusunu, şiir yazma, resim çizme. Boyunu yemeğe vurdum kendime. Zaten doğdum doğalı şişmandım. Yemek yemekten 11 yaşında 67 kilo oldum. 13 yaşıma geldiğimde 80-90 kilo oldum. Bir kere bile bisiklete binmedim Gökhan. Hep çalıştım. Arkadaşlarımın bisikletleri vardı. Babam bana bisiklet de almıyordu. 13-14 yaşında birisinin yanında çalışıp kendime bisiklet aldım. Çok şişkoyum. İki tekerlekli bisiklete binmeye çalışıyorum. İki kere çeviriyorum, pat düşüyorum. İki kere çeviriyorum, pat düşüyorum. Rezil oluyorum. Yani bisiklete bile binmeden, hep çalışarak, kendi kendimi motive ederek, ufacık şeylerden mutlu olmaya çalışarak öyle bir çocukluğum geçti. Bisiklete bindin mi çocuğunda hiç? Ben çocuklarımı bırak bisikleti, doğar doğmaz hepsine akülü araba aldım. Okumak isteyen bir çocuk, çalışıyor. Diğer taraftan yaşamak isteyen bir çocuk ama duygusal boşluklarını yiyerek kapatmaya, aynen, çalışıyor. Bir diğer taraftan da evde haliyle onlar da onu biliyorlar. Bir roman olduğunu okulda söyleme çocuğum. Evet. Ya da şurada söyleme çocuğum, tabii, baskısı var. Niye? Ne oluyor orada? Neden roman olduğunu söyleyemiyorsun sen? O zamanlar işte hep romanları... Gel bakayım buraya.
seni çingenelere veririm. Çingeneler çalar seni diye hep böyle bir aşağılanmışlık vardı. O zamanlardan mesela biz roman dili mahallede konuş, otur be ya, tamam be ya falan dersek biz annem, Murat sakın, sakın annem, sakın öyle kelimeleri ağzına alıştırmayacaksın. Sen Balatlı Murat'sın, sen paşasın, sen efendisin, sen çalışkansın. Hiçbir şekilde biz, mesela ben Dünya Roman Komisyonu Ulusal Başkanıyım, Romanca konuşmayı bilmiyorum. Annem sakın iş vermezler sana, ezerler seni. Askere gittim. Askerde kendimi Etilerli diye tanıttırdım. Bir konuşuyorum ki sanki avukatım. Aslında ilkokul tahsilli bir insanım. Kibariye'nin programı var, bizim mahallede çekmişler. Orada işte o çekimler oluyor. Erat'ta seyrederken ben kan kardeşim Gökçen'i gördüm. Aman dedim, Gökçen kan kardeşim dedim. Sen nereden tanıyorsun ki onları, roman bunlar. Ama ben dalmışım, hani özlem de var askerim ya. Aa dedim, bizim aşağı mahallede oturuyor onlar dedim. Kendi kan kardeşime. Bir insana, bir kültüre, bir etnik gruba, bir mezhebe, herhangi bir dine, dile karanlık fırlatan herkes düşünsün ki o karanlık sizin içinizdeki karanlık. Mesleğime çok şükrediyorum bazen. O kadar muhteşem romanlar tanıdım ki. Değil mi? Bugün de seni tanıdım. Canım. Daha gerçek bir yerden. İnsana insan gibi bakmayan her toplum içeriden içeriye çöker. O yüzden de bir de ne güzel bir kültürüz biz, bu kadar fazla farklı insan, yüzyıllardır, bin yıllardır. Şimdi bile seni bile oynatabilirim hemen. Abarum babarum baba bile desem böyle ister istemez omuzun atar. Hem ağlatırız, hem güldürürüz, hem oynatırız. Romanlar olmasa, müzik olmasa bu hayatta, bu hayat böyle simsiyah olur. Biz hayatın gerçekten rengiyiz. Hep bir an var. O anı anlatırken görüyorum da sende. Erken bir kayıp. Anne kaybı. Çok. Sen anneyi, anneni, anneciğini askerdeyken kaybediyorsun. Evet. Allah bana Nisan 1 şakası yaptı. Annem Nisan 1 günü öldü. Ben askere gittiğimde annem böbrek hastası olmuştu. Tedavi görüyordu. Bizde adet. Biz askere erkeklerimizi düğün yaparak göndeririz. Elimize kınamur olur bizim. Annem hastaneden kaçtı. Bana asker eğlencesi yaptı. Elimi kınaladı. Beni askere gönderdi. Ben arabayla giderken annem ambulansla hastaneye gitti. Annem böbrek yetmezliği oluyor. Ben de askerim. Ben de istiyorum askerden kaçayım, anneme böbreğimi vereyim. Komutana diyorum ki, komutanım, benim annem iyi değil. Ben anneme böbreğimi ver. Oturun lan diyor, millet diyor ağrılarda, şırnaklarda askerlik yapıyor diyor, sen diyor terzisin. Siyah beyaz takım elbiselerle, rukan ayakkabılarla, ayakkabıma bak saçını tara, jilet gibiyim. Annemin hastalığından ben üzüntüden 45 kilo verdim. Nisan bir günü oldu. Herkes birbirine Nisan 1 şakaları yapıyor. Ben de bir gün evvelse annemle konuşmuştum. Annem hiç kanama geçirmiş. Bunun da tamponlar var. Allah'a emanet ol Murat dedin. Deme bana öyle kızım dedim. Bak dedim, deme bana askerden. Sen dedi efendi Murat'sın dedi. Sen paşasın dedi. Sen çok büyük adam olacaksın dedi. Kardeşlerine sahip çık dedi. Allah yar ve yardımcın olsun. Allah'a emanet ol. Deme bana kızım öyle dedim. Kapandı telefon. Uyuyamıyorum ben. Uyuyamıyorum. Kaçayım mı, gideyim mi, kendimi mi öldüreyim, böbreğimi mi vereyim, anneme kavuşayım. Nisan bir şakaları yapıyorlar. Bak dedim, çocuklar dedim, sakın bana dedim selam bile vermeyin dedim. Çok kötüyüm ben. Neyse, anlayışla karşıladılar asker arkadaşlarım. Yatıyorum ranzada sabaha karşı 5. Geldi çocuk. Murat dedi, komutan seni çağırıyor. Ulan komutanın ne işi var komutan? O saatte orada olmasına imkan yok yani. Gidiyor. Bak oğlum dedim, Nisan 1 şakası yapmayın dedim. Dedim bak sana çok kötü konarım buradan dedim. İndim aşağıya ben. Bir baktım komutan orada. Atatürk'e benziyor komutan. Kaşları buraya kadar. Nur içinde yatsın. Emret komutanım dedim. Muratçığım dedi. İşte öyle konuşmaz adam. Muratçığım dedi, annen dedi seni özlemiş dedi.
Gidebilirsin dedi bugün dedi. Öldü değil mi dedi. Yok dedi öyle bir şeydi. Öldü dedim komutanım dedi. Ben çok da zayıflamıştım ya. Çözüldü dişlerim ben yığıldım. İlk defa hayatımda bayıldım. Kolonya falan sürdüler bana ben kalktım. Çocuklar dedi ki yok oğlum dedi adam izin veriyor şey dedi. Kalk dedi git dedi bak dedi biletin de alındı falan filan dedi bana. Ben kendimi annemin öldüğüne inandırmak istemiyorum yani benim annem ölemez diyorum. Aslında öldüğünü hissediyorum biliyorum ama inandırmak istemiyorum. Kağıdı getiren çocuk. Başın sağ olsun demesin mi? Aa deli hocam. Yine bayıldım. Neyse gittim bir indim. İzdiham sanki böyle Cumhurbaşkanı'na bir şey olmuş. Sokak inliyor. Çok sevilen sayılan kadın. Genç bir de 38 yaşında asker evladı. Ben böyle giriyorum içeriye ama ölmemiştir diyorum. Belki yani geçmiş olsuna gelmişlerdir diyorum. Benim annem çok seviyor. Kız kardeşim çıktı başörtüyü bağlamış. Hoş geldin dedi bana güldü bana. Aa dedim annem ölse kardeşim bana gülecek mi? Bir girdim içeri Gökhan. Annem yatıyor. Yeterlerle. Burasında bıçak. Ayağının altını öptüm. Ona vaadim vardı. Üç kere ayağının altını öptüm. Elini tuttum. Annem benim elimi sıktı. Annem benim elimi sıktı. Yüzünü açtım. Gözleri kapanmış. Gülüyor elma gibi yanakları. Karılar pat pat bayılıyor. Ama kavuştu geliyor. Ben de anneme diyordum ya. Sana bir şey olursa üçüncü kattan kendimi atarım. Bak gençliğe cahilliğe bak. Anneme sözüm var ya üçüncü kattan atacağım. Ben tam böyle üçüncü kata çıkacağım böyle atacağım. O 4 yaşında kız kardeşimle 15 yaşında kız kardeşim geldi bana sarıldı. Abi dedi. O günden sonra ben kardeşlerim için yaşadım. Annemin bana yaptığını ben kız kardeşime yaptım. Senin ağrın benim olsun. Benim ömrüm senin olsun. O kızı büyüttüm. Anneciğinin mekanı cennet olsun. Amin aşkım. Ben diyorum ki hep elbette hayatta ölüm var, kayıplarımız var. Ama diğer taraftan hatırlamak en kuvvetli buluşma biçimi. Bir deneme abi biliyor musun Gökhan? Ben bunları söylemek istemiyorum ama ben Kobra Murat olduğum günden beri mahallemde 1000 kişi, 2000 kişi annemin yaşında kim varsa her sene Ramazan'da hepsine ben namaz elbisesi dağıtırım. Koca Ramazan benim elbiselerimi giyerler. Kadir geceleri benim elbiselerimi giyerler. Bayramlarda benim elbiselerimi giyerler. Anana çadır olsun Murat'ım derler. İnanıyorum ki benim annem cennette bir melek olarak beni karşılayacak. Rabbim annemi aldı ama benim şimdi binlerce annem var. Hele o mahallede ben hiç yürüyemem. Bütün yaşlı kadınlar hiç bana Murat demez. Murat'ım, Murat'ım. Bak senin. Bak senin elbise. Hem iftar verelim. Hem elbise dağıtırım. İftar verirsin, o yemek o gün yenilir, unutulur. Ama o elbiseler 25 seneden beri işte dağıtıyorum. 25 tane her mahallemdeki kadınların dolabında rengarenk. Benim elbiselerim, namaz elbiselerim vardır. Her Ramazan ilkokul çocuğu gibi, 23 insan gibi bazen camide hepsi aynı rengi bile giymiş. Rabbim bana sadece bir tek Nisan bir günü bu şakayı yaptı. Ama ondan sonra benim bütün hayallerim gerçek oldu. O öksüz, 3 numara saçlı çocuk. Yazlıklarda Allah'ın sıcağında kokoreç satan çocuk kızına bile yazlık aldı. Evleri altın olarak, altın ev olarak internetlerde çıkıyor. Karısının, çoluğunun, çocuğunun ayakkabıları bile altın diye çıkıyor. Aslında o çocuk Sobacılar Sokağı'ndan 13 yaşına kadar sadece ölü ayakkabıları giyen, patlak ayakkabıları giyen o çocuk evlatlarını altın ayakkabılar giydiriyor. Hala bu yaşta bile business class'larda uçarken mide küçültme ameliyatı da oldum. Tereyağı bile
çantama koyuyorum. O tereyağı Almanya'ya gidiyor. Almanya'dan geliyor, bizim eve geliyor. Bir gün bir şey olmuştu. Annem öldükten sonra ben askerden geldim. Babam üç çocuklu bir kadınla evlendi. Biz üç kardeş ortada kaldık. Ben kadının iki tane erkek evladı vardı. Kız kardeşimi bırakmadım onlarda. 15 yaşında kız kardeşim, 4 yaşında kız kardeşim, 20-21 yaşında da ben. Bir eve, ayrı eve çıktık biz. Ben başkalarının yanında çalışmaya başladım makinede, konfeksiyonda. Cumartesi günleri de pazara giderdik, şeye, markete giderdik. Kardeşim kucağımda, öteki kardeşim de kolumda. Bizi karı koca, onu da çocuğumuz zannederlerdi aslında. Üçümüz de kardeşiz. Öyle işte, elektrik ver, su ver, çoluğa çocuğa bak, yetmiyor bir de. Birisi geldi bizim eve, isim mevzuva isteyin. Kavanozdan bize şey getirmiş. Bak bu pirinç, bundan pilav yapılıyor. Bak bu fasulye. Fasulyeyi yaparsınız, yanına da bunu pilava yaparsınız. Bak bu da nohut. Biz böyle bakıyoruz, sanki ne fasulye gördük, ne pirinç gördük, ne nohut gördük. Anamızın nazlısıydık biz. Ondan sonra verdi onları bize. Çok teşekkür ettik, elini eteğini öptük. Bir de en alt katta oturuyorduk biz Gökhan. Çocuklar böyle top oynarken topa diye taşa vurmuşlar. Cam kırılmış. Cama kimin kırdığı da belirsiz, paramız da yok. Türk bayrağı yapıştırdım ben plastikten. Gidiyor, o camı açtım ben. Teşekkür ederim diyeceğim hani, Allah razı olsun, kesenize bereket falan. Birisi gördü onu. Böyle, ne yaptın dedi. Ne yapayım dedi, anneler öldü dedi. Getirdim onlara dedi, sucuklar dedi, kaşerler dedi, pastırmalar, kıymalar dedi, pirzolalar dedi. Ölmüşlerimizin canına değsin dedi. Nohut, pirinç oldu, pirzola, sucuk, salam, pastırma. Ben onu böyle 40 candan dinledim. Gitti o. O camı açtım ben. Ellerimi de böyle açtım. Allah'ım dedim, bana öyle bir kudret ver ki dedim. Ben fasulye pirinç değil de insanlara verebilen bir insan olayım dedim. Kardeşlerim dedim, yuvalarını kursun dedim. Bu kolunu da yedim. Kardeşlerimin de yüzüne bak Rabbim dedim. Bu insanlara biz değil de bu insanlar bize muhtaç olsun inşallah Rabbim dedim. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. Anacığımı aldın. Daha fazla bize bu acıları yaşatma Rabbim dedim. O duayı ettikten sonra ben Kobra Murat oldum. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı sunuyorum. Maydanoz. Ben zayıflayayım diye maydanoz suyu içmeye başladım. Yine maydanoz suyu içiyorum. Şilek şilek gibi olacağım. Seda Sayan'a çıkacağım, defile yapacağım. Hayatımın patlaması olacak. Beste yapmamız lazım, şarkı yapmamız lazım. Söyle. Aklıma maydanoz geldi. Dışarısına rang dang dang, rang dang dang dang. Mide bulantısına rang dang dang, rang dang dang dang. Tansiyon hastasına rang dang dang, rang dang dang. Herkese maydanoz rang dang, rang dang. Ayılana bir gazoz rang dang, rang dang. Bayılana limonata rang dang, rang dang. Kalmadı yok sana rang dang 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 dang. Seda'ya çıktım, rabadabadadaba, defile yaptım, rabadabadadaba, göbeğimi attım, rabadabadadaba, düşmanları çatlattım. Herkese maydanoz, rangdang, rangdang, ayılana bir gazoz. Bütün düğünlerde maydanoz, bütün düğünlerde o defileyi yaptım. Dükkana bir geldim, kapının önünde 250 tane araba. Seda'nın kostümünden istiyoruz, oradaki kırmızıdan istiyoruz. Mavisi var mı, yeşili var mı? Ben paraları artık sayamıyorum. O camlar yapıldı. Üstüne evler, üstüne yazlıklar, üstüne paralar. Kızıma yaş günleri, çocuklarıma sokaklara altınlar attırmaklar. Çocuklarımı evlendirmekler, torunlar, torbalar, altınlar, boncuklar, şanlar, şöhretler. Allah yürü ya kulum dedi. Ama çok emek. Evet, çok emek anlattın. Çok emek. Peki Kobra Murat ismi nereden geldi? Kobra Murat ismi nasıl oldu? Ben aslında kadın modacı değildim. Mont kaban dikiyorum o zaman. Biraz para yaptım işte. Bir tane dükkan aldım ben.
Dükkanı aldım ama dükkanda kesecek, dikecek kumaşım yok. Cama yazdım, fermuar takılır, paça yapılır, yırtık dikilir. Mahallenin tamircisi oldum. Sevim anne geldi. 500 kilo kadın. Murat dedi, camiye gidemiyorum ben. Namaz elbisem yok benim dedi. Dedim, bana dedi bir namaz elbisesi. Kadına bir elbise diktim ben. Kadın, Laura Elizabeth. Yarın dükkan huzur evi gibi oldu. Bütün camiye giden kadınlar kumaşlarını aldı getirdi. Ben kadınlara namaz elbisesi dikmeye başladım. Sonra sünnetlere sünnettik. Bir şalvar, bir pelerin bilmem. Sonra minik kızlara ilk kıyafetleri. Sonra gelinler derken ben baya modacı oldum mu? Baya ünlendim ben. Camda şey yazıyor. Keskin makas. Kobra Murat değilim o zaman. Bir kadın geldi Cimri Ayşe. Kadının yağlı eteği var, yağlı tişörtü var. Dilenci zannettim ben. Yok abla dedim, daha siftah yapmadık falan dedim. Ne siftah sayo dedi. Ben sana geldim dedi. Buyur abla dedim. Ben dedi yılan dileğe gittim dedi. Yılan dilek diye bir tane modacı var, kadın modacı. Onun diktiği kostümler dünyada yok. Yılan dileğe gittim dedi, anlaşamadım dedi. Yılan dilekten daha güzel şeyler dikmen lazım bana dedi. Bir açtı çantayı. Bu koltuk kadar para. Al dedi, bu paralar senin dedi. Bana dedi şahmanan kostümü dikeceksin dedi. Yılanın ağzından çıkaracaksın dedi. Nereden bulayım yılanı abla dedim. Ne yılanı dedim. Ben yapamam öyle şey. Sen yapıyormuşsun dedi kıyafetler var. Ben dedim sana şey yapabilirim. Yılan dedim kafalı dedim. Kobra kafalı tat dedim. Kostüm yaparım sana dedim. Kırmızı halı yaparız 40 metre dedim. Halının üstüne güller dolaplar atarız dedim. Işıkları kapatırız dedim. Öyle çocuğunla seni kınanın ortasına taşıttırırım dedim. Tamam işte onu yap bana dedi. Marangoza verdim. Geldi tahta ama ben bunu altın rengine çevirmem lazım. Ben onu soba yaldızıyla boyadım sarıya. Aklıma şey geldi, simler var. O yat verniğinin üzerine simleri serptim. Yapıştı yat verniğine. Resmen pırıl pırıl altın oldu mu? O kobranın da gözlerine yakut gibi taş koydum, bir de diline. Aman o böyle tahta bir bak. Dersin ki bu nereden geldi? Topkapı Sarayı'na koy, insanlar baksın yani böyle bir şey. Kadına bir kostüm diktim. İçine bir lamba taksan avize diye evini açsın. Sırf taş. Karı dedi ki bana, teşekkür ederim dedi. Sana araba gönderiyorum dedi. Geliyorsun dedi 2 gün sonra. Gittim ben deri aldım kendime. Deri siyah pardüse diktim kendime. Matrix gibi yerlere kadar. Siyah gözlük aldım. Kulaklarım delik değil o zaman. Ayaklara bilmem ne sıkma küpeler var ya, onları böyle kulağımı doldurdum. Zincirler, minciller, parfümler. Saçımı sakalımı siyah boyadım, gözlerime sürme çektim. Limuzin aldı beni korumalar. Gittik karının köşküne. Sakladılar beni. Herkes böyle kobra gelmiş diyor. Kadının adı Yılan ya. Bu da bana demiş ki kobrayı getirdim ben de. Kadın bana isim bile koymuş. Ne kobrası? Neyse girdik içeriye. Kapa kendini, görmesinler dedi seni. Sürprizmişim ben, sanki şeyin içinden çıktım. Kapadım ben de pardeseyi kendime. Ben de böyle gidiyorum. Nı 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 nı. Ama kafamdan bir para attılar. Romanların aristokratları var orada, çok zenginleri. Diz kapaklarıma kadar para düşsem yere, sanki yerde yastıklar var ya, yataklar var. Benim aklıma da şey geldi, pardesenin cebine kart koymuştum ben. İsteyene veririm, müşteri kazanayım diye. Ben de insanlara başladım, onlar bana para atıyor, ben de onlara kart atıyorum. Neyse ben o akşamı atlattım, sabahleyin giydim eski aşortmanlarımı, gidiyorum dükkana. 50 tane araba bizim sokakta gelmiş, o insanlar, o zenginler. Kobrayı arıyoruz biz diyorlar. Ne kobra? Dün akşam tat getirdi diyor, Cimri Ayşe diyor, pardüseli, küpeli diyor, siyah parfümlü diyor, sürmeli. Benim o diyor, sen değilsin ayo diyor, pardüseli, gelin dedim. Onlara bir dikiş dikmeye başladım, millet de beni bulsun diye, kobra moda evi diye camın üstüne yapıştırdım. O günden beri Cimri Ayşe yüzünden Kobra Murat oldu. Murat, bir dönüm noktası soracağım. Dönüm noktası dediğim şey de, hayatımda bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O olayda büyüdüğümü anladım. Dediğin bir olay sorsam ne gelir aklına? Çocuklarıma çok güzel bir sünnet yaptım ben.
9 gün 9 gece yaptım. Terzi olduktan sonra, romanların en büyük modacısı olduktan sonra. Sonra biz bu düğünü yaptıktan sonra eve gittik. Kavanozlar patlıyor, camlar patlıyor. Yemin ederim göze nazara geldik dedim. Kaçalım buradan dedim, yazlığa gidelim dedim. Mavi lenslerim var o zaman benim gözümde, düğünden çıkmışız. Resmen Elvis Presley'yim. Neyse işte gittik. Güllü'yü dinleyeceğiz. Ben şimdi Güllü'yü söylerken ritim atıyorum, söylüyorum. Güllü bana mikrofonu verdi. Biz Güllü'yle bir okumaya başladık. O yazdık, kalktık. Güllü dedi ki sen kimsin, nesin böyle? Süpermen'e benziyorum, gözlerimde mavi lensler var. Keskin makas dedim, romanların modacısıyım dedim, Murat'ım ben. Yarın dedi benim konserim var, gelir misin ben? Ben Güllü'yle konsere gittim. Sonra İstanbul'a geldik, Güllü bana gelmeye başladı. Ben Güllü'ye kostüm dikmeye başladım. Güllü beni televizyonlara götürmeye başladı mı? Ben Seda Sayanlara çıktım mı? Ben Mehmet Ali Erbil'lere çıktım mı? Ben oralarda defileler yaptım mı? Ben oralarda şarkılar söyledim mi? Dediler ki bu böyle olmaz, senin televizyon programı yapman lazım. Hayatımın 12 tane belgeseli oldu mu? 324 tane ödülüm oldu mu? Çoluğum çocuğum oldu mu? Altınım boncuğum oldu mu? Şanım şöhretim oldu mu? Hayatımın dönüm noktası o yazlığa gidip Güllü'yle tanışmam oldu. Kobra Murat oldun. Aslında büyük kitleler de çok sevdi. Gerçekten çok canı gönülden sevdiler seni. Yani görüyoruz hepimiz süreç boyunca da. Zaten o kendi dünyanda, romanların dünyasında çok sevilmek ayrı. Artık kitleleri aştı gitti o dönemin içerisinde. Para, şöhret, nam, insanların ilgisi şımarttı mı seni hiç? Hiç şımartmadı çünkü ben hala o mahallede oturuyorum. Sanki ben orada yaşamadığım zaman yaşayamayacağımı hissediyorum. Yani ben çöp tenekesini bile öpmek istiyorum. Orada anılarım canlanıyor. Çocukluğum aklıma geliyor. Elinde büyüdüğüm insanlar var. Muradım dedikleri zaman bana en büyük zenginlikten daha iyi geliyor. Hayatta şu an sen bana Etiler'i ver. Paris'i ver. Almanya'yı ver. Hiçbir yeri istemem. Balat, Lonca, Roman Mahallesi benim şatom, Paris'im, benim yaşama gücüm. İstanbul'a aşığım, mahalleme aşığım. Hiçbir şekilde de şımarmadım. Hala bak ayağımdaki botlar bile patlaktır yani. Ben kendimle mutluyum. Sırtımdaki kostümleri de kendim dikerim. Hiçbir şeye para vermem ben. Ama çoluğumun çocuğumun ayakkabısına bile bakamazsın. Şimdi bugün çok güzel yaşattığın çocuklar, torunun 6 aylık. Diğer taraftan bir de bu hikayenin bir başı var. Sen eşine nasıl aşık oldun? Sizin evliliğinizin ilk dönemleri nasıldı hayatınızda? Şimdi ben hiç kimseyle konuşmadım askere gidene kadar. 19 yaşındayım, 117 kiloyum. Annemle kapının önünde oturuyoruz. Askere gitmeden annem daha salanmamıştı o zaman. Emine de yeni böyle genç kız olmaya başlamış, serpilmiş. Annesinin elbisesini giymiş, siyah beyaz puantiyeli. Elbisenin yarısı yerlerde. Bakkala gidiyor Emine. Annesi de saçını kınalamış onun. Kıpkırmızı. Allah'ın sıcağı yaz günü. Güneş vuruyor Emine'nin saçına. O saçlar kıpkırmızı yanıyor. Siyah beyaz da elbise. Marilyn Monroe'nin kırmızı saçlısı. Yanaklarda elma gibi minyon, ben de 117 kilo sakallı, kaba sakal gibi bir insanım. Annem böyle yaptı. Murat dedi, şuna bak dedi. Oyuncak bebeğe benziyor dedi, Barbie bebeğe benziyor, şeker kız kendiye benziyor dedi. Böyle bir gelinim olsun benim dedi. Gitti kız bakkala, aldı işte bir şeyler, dönüyor eve. Geçiyor yine bizim önümüzden. Bana bak dedi, güzel kız dedi, şeker kız dedi. Döndü. Adın ne senin dedi. Emine dedi. Kimin kızısın sen dedi. Şahin'le Selma'nın dedi. Senin adın Emine değil dedi. Emine dedi. Senin adın Şeker Kız Kendi dedi. Çok güzelsin, oyuncak bebeğe benziyor. Selam söyle annene babana dedi. Utandı kız, kaçtı gitti. Ben de askere gittim. Annem öldü. Aradan geçti 3 sene. Ama ben Emine'yi ne tanıyorum ne kim olduğunu biliyorum. Dayım bana telefon açtı. Baban dedi, bir tane kız dedi, çalışıyor mu sizin dükkandaydı, onunla evlenecekmiş dedi. Annenin sana aldığı dedi, evi kız üstüne istiyormuş dedi. E ne yapacağız dedi, ev gidiyor dedi. Ben dedim 9 gün izine geliyorum dedi. Bana dedim bir kız bulun dedim, söz deneyim ben dedim, bir söz yapalım bana dedim. Bu Murat'ın evi, buna kimse dokunamaz, evleniyor çocuk denir dedim. Kimi alacağız sana oğlum dedi.
Şeker kızı dedim. Şeker kız kim dedi. Annesinin adı Selma'mış, babasının da Şahin'miş dedim. İzine geldim ben 9 gün. İstedik Emine'yi. Emine ile evlendik. Kızımız oldu, annemizin adı Sergül. 2 de oğlumuz oldu, torunumuz da oldu. 30 seneden beri Şeker kızın kocasıyım ben. Emine Emine program bitsin, geleceğim eve yavru. Baba olmak nasıl geldi sana? Baba olmak bana çok güzel geldi. 11 ay bizim çocuğumuz olmadı. Eyüp Sultan'a gittim ben, ellerimi açtım. Kara olsun, kuru olsun dedim, 3 tane çocuğum olsun dedim. Allah'ım dedim, bütün dualarımı kabul ettin dedim, bunu da kabul et dedim. Doğuş doğdu, yeşil kartlı Aseki Hastanesi'nde fakiriz. 3 kilo 300 gram doğdu çocuk. Çocuğun yanağı yok, şiş böyle omuzunda. Bir de pudralı suya sokmuşlar çocuğu. Bembeyaz bir Tosun Paşa. Ben herkese telefon açtım. Aman dedim, bir çocuğum oldu ki oğlum dedim, Tosun Paşa'ya benziyor. Bembeyaz, çocuğun yanağı yok dedim. Resmen bir Tosun dedim. Biz hastaneden çıkana kadar çocuğun ödemiymiş o. Şişlik gitti. Yüzünden de pudralar gitti. Kapkara kıpkuru. Ama Allah dualarımı kabul etti. Doğuş bir doğdu. Doğuş çok kısmetli geldi. Doğuş çok güzel, o kara çocuk. Harika prenses. Sevinç Sultan'la evlendi. Sevinç Sultan'la evlendikten sonra prenses torunum Ala Nur'um oldu. Baba olmak benim hayata bağlanmama, baştan ilk kardeşlerim olmuş oldu. Annem öldükten sonra. Sonra da eşim, karım, çoluğum, çocuğum. Benim bütün mücadelelerimin sebebi, kaynağı onlar. Allah herkese inşallah yuva kurmayı nasip etsin. Şimdi devir çok zor, insanların hayat şartları. Çoğu insan bekar. Çok üzülüyorum onlara. Hepsi rızkıyla gelir Allah'ın izniyle inşallah arkadaşlar. Siz de baba olun, siz de yuva kurun, sizin de doğuşunuz olsun. Kara olsun, kuru olsun, çamurdan olsun, erkek olsun, kız olsun, evladınız olsun. Evinizin neşesi, beti, bereketi, şansı, kısmeti olsun inşallah. Bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. He. Senin hayatı, yaşama biçimine, doğadaki yaşama biçimini benzettiğim bir hayvan soracağım sana. Kobra. Tahmin ettiğimiz gibi. Kobra. Ben işte o kobra dansı yapan gibi, bak hayvana bak, kobra dansı yapıyor. Ben de o dansı yapıyorum, insanlarla da bir bütün oluyorum. En özel ve en güzel günlerini paylaşıyorum. Ama zehirim yok işte. Hep mutluluk veriyorum. Bir de ilginç bir hayvan. Benim gibi. Yani derisi bile çok değişik bir hayvan. Bence kutsal bir şey kobra. Canını sıkarlarsa zehrin çıkar mı? Ben hiç öyle şeyler yapmıyorum. Şey yapıyorum, iyilik yapıyorum hep. Denize atıyorum. Alik bilmese malik biliyor. Çok özür dilerim bu arada. Bir yandan konuşuyoruz, bir yandan ses geliyor. Program sessiz olunması gereken bir program arkadaşlar. Defalarca söyledim. Mehmet, röportajımızı bölüyorsun Mehmet. Aa, sen topu attın. Çenen tutulsun. Mehmet, ses gelmesin oğlum, röportajımı mı dönüyorsun? Hadi söyleyelim bir şarkı. Yani sen buradayken söyledin yer yer ama şöyle içinden gelen, seni anlatan bu koltuğa öyle bir anı bırak bize isterim aslında. Senin adın Kalite Baba. Teşekkür ederim. Senin adın Marka. Senin programında olmakta onur duyuyor kobra. Al bayrağı allıyorsun kırmızı koltuğun gibi. Ekranları sallıyorsun. O güzel ses tonunla, o güzel konuklarınla, güzel ekibinle her zaman zirveye oynuyorsun. Paşam, araban kırmızı. Dolaşırım Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Senin adını sorarsan, sen bu ekranların hiçbir zaman solmayan gerçek kalitesi yıldızı. Hepinizin hayatı Romanovası tadında dertsiz kedersiz geçsin. Hep oynayarak masalarınız, kasalarınız, yuvalarınız parayla, pulla, sağlıkla, şanla, şöhretle Romanovası gibi gülerek, yiyerek geçsin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, ailenizden, sevdiklerinizden yüzünüz gülsün. Hayalleriniz gerçek olsun.
ak dediğiniz ak olsun, gök dediğiniz gök olsun. Hayatınız böyle roman havası olsun. Dol Karabakır dol, ağzına kadar dol. Fazla dolma taşarsın, başına da işler açarsın. Elindedir şişesi, içinde kaldı neşesi. Akşam oldu gelmedi, aman ciğerimin köşesi. Çiçekçi kız bak bana, sarı lira vereceğim ben sana. Tak sepeti sen çık yola, Kuştepe'de sen ver mola. Kalite, kalite, marka, marka. Çatlayın bakalım, çat çat çat. Patlayın bakalım, pat pat pat. Reytikleri kırdım, ahahay. Kobra Murat'ı buldum, ahahay. Düşmanlara can can canla, ahahay. Elindedir şişesi, içinde kaldı neşesi. Akşam oldu, gelmedi, aman ciğerimin köşesi. Programın son bölümünün ismi Cevap Hakkı. Aslında burada bak, insanlar sana ne kadar kötü şeyler yazmışlar gibi değil. Senin samimiyetle vereceğin cevabı merak ediyoruz. Aynen. Çünkü herkes eleştiriyor. Hepimiz. Tabii tabii tabii. İçinden nasıl geliyorsa öyle cevap ver isteyeceğim. Tamam. Üç tane okuyacağım, ilkini söyle. Okuyorum. 18 kilo altını, 18 dairesi ve 4 yazlığı olduğuna yönelik açıklama yapan biri. Gözümüz yok, Allah daha çok versin de bize ne? Bir de evdeki kasada vallahi hepsi helal kazanç, Kur'an çarpsın ki demiş. Bize ne? Niye böyle bir açıklama yapmayı gereği duyuyor acaba? Ülke bu kadar yokluk içindeyken zamanında yokluk yaşamış biri olarak ayıp değil mi? 18 kilo altınım yok bir kere. O bir YouTube kanalıydı. Orada kes yapıştır yaptılar. Ben de çocuğa biraz kıyak olsun, reytikler falan olsun diye bu kadar bunun abartılacağını ummuyordum. Kanalda ana haberler bile beni aradı. Bütün televizyon programlarında bunun açıklamasını yapmak zorunda kaldım. Sadece çocuklarımı birer tane ev aldım. Kendi evim var. Bir de ufak bir dükkanım var. Bir de gecekondumla bir dükkanım var. Şimdi orayı yıktırıp böyle Kobra Murat konağı yaptıracağım Allah nasip ederse. Çoluğuma çocuğuma bir şeyler bırakacağım. Sadece bunlar var. Arkadaşlar, sadece ben gece gündüz 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak yapmış olduğum, ömrümden vermiş olduğum emekleri anlatmaya çalışıyorum. Herkes karısınınla dondurma yerken, giderken mangal yapmaya, ben Allah'ın sıcağında kestim, diktim, biçtim. Alnımın terinle çalıştım, kazandım. Hayatımı yaşamadım. Kahvede okey oynamadım. Dirsek çürüttürdüm. Ayağımı taş yedi. Bu saçımı da güneş yedi arkadaşlar. Hadi siz de takın. Siz de yapın. Tam yerine denk geldi. Oysa senin bunlarla derdin yok ama okuyacağım. Bir insan niye öyle bir peruk takar? Neden öyle giyinir? Torunum var, çocuğum var, bana ağır şeyler yazıyorlar diyorsun ama bilmiyor musun ki bu ülkede öyle giyindiğinde seni eleştirirler zaten. Eskiden ben kiloluydum ya, göbeğimden tanınıyordum. Mide küçültme ameliyatı oldum. Halkın içine karıştığım zaman kimse beni tanımıyor. Şöhretim gidiyor. Aklıma bu taktik geldi. Dedim böyle bir saç takarsam kafalar bana döner. Aa bak, Kobra Murat der. Ben şöhretim unutulmasın, akılda kalayım diye bunu takıyorum. Şimdi ben böyle yürüsem sokakta kim beni tanır? Ya da böyle bir insanı eğlenceli bir toplumda kim sahneye çıkartır? İlla ki bir imaj yapman lazım yani. Ne bileyim, bir bant takman lazım, bir şey takman lazım. Ben de bu formülü buldum. Hatta arkadaşlar, bu normal saç. Arkasına da takma saçı, çıtçı saçı alıyorum. Kendim bile ben bunu makinede arkasına dikiyorum. Kafama takıyorum. Çoluğuma çocuğuma ekmek parası getirmeye çalışıyorum. Eski halini daha samimi buluyordum.
Şimdi sanki şöhretle beraber her şeyi dikkat çekmek için yapıyormuş gibi. Hayır, dikkat çekmek için değil. Eskiden de samimiydim, şimdi de samimiyim. Her şeyi anlattım yani. Allah'ın bildiğini kuldan saklamam ben. Neyse o. Her şeyimi ben açık açık anlatıyorum. Bir de ben televizyonlarda falan hiçbir yerde, normal hayatımda da bak seninle konuşurken bile bir kere bile demeden kalbimdeki neyse ağzımda o. Biz hep beraber kendi hayatlarımızdan da yola çıkarak bu kadar güzel renkleri olan ama bu kadar güzel renklerine ulaşmak için de o kadar karanlığı görmüş insanların renklerini kirletmeyelim. Kostümler, saçlar, peruklar hani gelir geçer, insan varoluşunu ifade etmek için giyinir. Ama en özde asıl bakmamız ve görmemiz gereken insanlar da vicdan. Ve ben bugün destek verdiğin hayatları ve insanları da bildiğim için, bugün anlattıklarını da gördüğüm için asıl rengin orada olduğunu gördüm. Güzel vicdanına göre olsun her şey. Amin. Hayatta. Amin. Bundan sonra da. Bir de evdeki Kobra Murat'ı görseniz arkadaşlar. Bu kafamdaki peruk. Saçım sakalım da zaten bembeyaz. Göz maskarasıyla boyuyorum bunları. Ayağımda kirli tişörtüm var, üstümde tişörtüm var. Evde elektrikleri kapatırım. Çocuğumun üstü açıksa üstünü örterim. Çöpe bile bir şey atılacaksa 3 gün evvelden hiç üşenmeden onu bir kaba koyup apartmanın dışında kedilere, kurtlara, kuşların gırtlağına gitsin diye mücadele eden, evde baba olan, çarşıda esnaf olan, sahnede de Kobra Murat olan bir insanım arkadaşlar. Murat, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni başka dünyalara götürdün. Sen benim hayalimdin. Senin o ses tonunu, senin o bu kırmızı koltuğunu hep böyle ekranlardan gözümün, ciğerimin içi titreyerek izliyordum. Çok severek, çok isteyerek geldim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Her zaman böyle insanların derinlerine dokun. Ekran başı, ölümlü dünya, hakkınızı helal edin. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun. İyi ki tanışmışız gerçekten. Bir duyurum var bitirirken. SMA hastası bebeklere her programın sonunda destek veriyoruz. Eyvallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah. Tabii. Ama bugüne kadar kalabalıklaştık. İzleyicilerimizle beraber az ya da çok katkımız olan bebekler oldu. Bugün yine bir çocuğumuzdan bahsedeceğim. Fikret Asım Karaca. Instagram'da SMA alt çizgi Fikret Asım'a Umut Ol hesabından ulaşabilirsiniz. Bu dayanışmayı çok önemli buluyorum. Yaptığımız programların anlamı açısından. Aileye destek, dua, bugün nasılsınız mesajı bile iyi gelebilir. Çünkü zorlu günler geçiriyorlar. Çocuğumuz için de elbet herhangi bir destek verebilecek olan vicdanlı birilerinin de oralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Hep beraber yapabiliriz bunu. Fikret Asım Karaca, SMA alt çizgi Fikret Asım'a Umut Ol hesabından da ulaşabiliriz hep beraber. En önemli şey dünyada çocuk hakları ve çocukların yaşamakları elbette ki. Teşekkür ederim İrem. Ben teşekkür ederim. Sağlıkla, saatle, mutlulukla, güzel günlerde kalın. Allah'a emanet olun.